Merhabalar. Ben Aytekin Yıldız. Adana'da yaşıyorum. En son 3.750 ödüyorduk. Ev sahibi 9.000 dedi. Mecburen taşıma zorunda kaldık. İstanbul lafı geçince duygulanıyorum. Ben Ahmet. Ankara Siyasal'da işletme bölümü son sınıf öğrencisiyim. 800.000 lira bandında verdiğimiz kiraya şu an ortalama 3.000 lira, 3.500 lira gibi fiyatlardan söz ediliyor. Merhaba, ismim Duygu, 32 yaşındayım, aslen Sivaslıyım. İstanbul'da yaşıyordum, artık İzmir'de yaşıyorum. İsmim Melih, 24 yaşındayım ve evimizi kapattık. İşte memlekete döndüm, o da arkadaşım, ev arkadaşım da memlekete döndü. Ben de herkesin yaşadığı gibi kira mağdurlarından biriyim. Üçüncü sınıfın başında Erasmus Öğrenci Değişim Programı ile Avrupa'ya gittim ve bir yıl boyunca orada ikamet ettim. Ve Türkiye'ye döndüğümde açıkçası bekliyordum ama hani bu kadar büyük bir sorun beklemiyordum. Erasmus'a katılmadan 800.000 lira arasında bir kira ödüyorduk. Yine arkadaşlarımla birlikte paylaşımlı evde kalıyorduk. Ardından geldiğimde son senem olduğundan sınavlara hızlanmak istiyordum ve tek başıma çıkmanın daha yararlı olacağı düşüncesindeyim. Fakat gördüğüm kira fiyatları karşısında bunun pek de mümkün olmadığını fark ettim. Belirli sağlık problemlerim vesaire de çıkınca kesin kararımı verdim. İlk önce Fethiye Dalaman tarafına gittim, sonra Sivas tarafına gittim. Sivas ne alaka diyeceksiniz, memleketim. Sonra İzmir'e geldim. İnanın bana saatlik olarak değişiyor. Fiyatlar tamamen saatlik olarak güncelleniyor ve asla düşmüyor. İstanbul Üniversitesi için gitmiştim. 6-7 yıl kadar İstanbul'da yaşadım. Moda'da da 5.000 liraya eşyalı ev bulduk. Ev sahibimiz de kiradaydı bizim. Onun ev sahibi kendi kirasına zam yapmak istedi. Talebinde bulunmuş daha doğrusu. Bize bunu söyledi işte. Artık çok yorulmuştuk bu ev işiyle uğraşmaktan falan. 3-4 ay önce Manisa'ya, Akhisar'a geldim. Ailemin yanına. Günaydın. Burası benim iş yerim. Her gün sabah saat 8.30-9 gibi Bismillah deyip başlıyoruz. Kuşlarım var. Ahşaplardan, boncuklardan yapmış olduğum, kendi yaptığım, satmaya çalıştığım oyuncaklarım var. Bunlara 1.000 emek verip uğraşıp akşam saat 6.30-7'ye kadar burada vakit geçiriyorum. Tekrar yolun karşısında dolmuş durağım var. Oraya geçip dolmuşa binip eve gidiyorum. Günlük yaşantım bu şekilde gidiyor. Biz bu hadiseye 5. ay gibi herkesten evvel yakalandık. Bunu kiraya 1.5 ay kala deklare etti. Evi boşalt, satacağım. Annem o dönem hastanedeydi. Mahkemeye verdiğim zaman haklarımın farkındayım. Ama iş bu boyuta geldi. Madem çık diyorsun zaten bu saatten sonra sen kal desen de kalma şansımız yok. Artı dedim ben esnafım, insanlarla iyi geçinmek zorunda olan bir insanım, size de kötü olmak istemem. Tabii biz bu arada internet üzerinden ilanlara, emlakçılara bakmaya başladık. 10.000 liralık olan evlerin hepsi 30-40 şeklinde bir artışa gittiler. 7 yıl önce Beylikdüzü'nden Ataşehir'e taşındık. 7 yıl oturduk. En son 3.750 ödüyorduk. Ev sahibi 9.000 dedi ama size 7.500 olur dedi. Mecburen taşımak zorunda kaldık. İstanbul'da aradık. Çok yer aradık ama bulamadık. Küçük dairelere yüksek kiralar istiyorlar. Yarısına bir ev bulup taşınmak daha mantıklı geldi bize. Tüpraş'ın üstü İzmit'e bağlı. Körfez İlimtepe'de 5.000 lira kira veriyoruz. En yüksek kirayı biz veriyoruz şu an. Cebeci gibi bir muhitte genelde öğrencilerin ikamet ettiği bir yer. En az 3.000 liradan başlıyor kiralar. Tek başına bir öğrencinin şu şartlarda kaldırabileceği büyük değil. Haziran ayından beri arkadaşımla misafir olarak kalıyorum. Bir yandan rahat da hissedemiyorum misafir olarak kaldığımdan çünkü bir aidiyet duygusu hissedemiyorum. Sürekli her an çıkabilecek misin hissi olduğundan. Yani ben 12.000 liraya oturuyordum, 34.000 liraya ev buldum. Mecburen. 3.000 liraya bir ev taşıma firmasıyla minimum anlaşabildim. Boyası, badanası, tadilatı derken ona masraf. Yani biz bu eve yaklaşık şu an 43-44 liraya yakın para harcamak zorunda kaldık. Ha derseniz ki ya arkadaş para yok diyorsun bu parayı nasıl buldun? İmece usulü bulduk.
İmece usulü bulduk. Kaynanamdan aldım, kardeşimden aldım, öteki kardeşimden istedik, baldızlardan istedik. Hep beraber döndük, bu parayı bir araya getirdik, biz buraya taşınmak zorunda kaldık. Burayı bilmediğimiz için bize uygun geldi. Ama sonradan öğrendik ki o rakam bayağı yüksekmiş. Bize 5000'e verildiği için ev sahipleri, orası 5000'se... Yani emsal kira diye bir şey uydurmuşlar. Şöyle de bir durum var. Ben de aynı zamanda ev sahibiyim İstanbul'da. 45-48 metrekare civarında bir ev. 1+1'di. Kendi kiracıma gerçekten söyledim. Hani burası bu kadarını hak etmiyor ama benim de devam edebilmem için, farklı bir eve konabilmem için, geçebilmem için kirayı bu kadar yapmamız gerekiyor ki ben 3500 bandında yine kiraya verdim evimi. Bana göre oranın asıl ederi belki 2000-2250 civarıdır. Ama arada çok yüksek bir fark var. Şimdi bunu neden söylüyorum? Adaletsizliği ben de yaptım. Sisteme uymak durumunda kalmak gibi düşünebiliriz bunu sanıyorum ki. Şu anda benim burada yaşıyor olabilmemin tek sebebi orayı rahat bir şekilde kiraya vermiş olmak. Şu an okulumun tam karşısındayım. Göründüğü gibi işlek bir cadde üzerinde okulum. Ben şu yan taraf Siyasal Bilgiler Fakültesi Cebeci Kampüsü'nde bulunuyor. Kütüphane 6'da kapandı. Okul çıkışım her günkü gibi. Şu an burası evin bulunduğu sokak. Avrupa'ya gittiğimde şu anda da sesim teklemesinden hala eskileri hatırladığımı fark ediyor olabilirsiniz. Açıkçası orada konuşulanla burada konuşulan bambaşka bir şey. Ama oradaki öğrencileri görüp de bir de kendimi düşündüğümde ben ekstra bir hüzünlendim maalesef. Ya hüzünlendim diyorum çünkü de bu hüzünün tarifi yok. Sadece hüzün kelimesini kullanabiliyorum. Oradaki insanların derdi bambaşka. Yani sadece şey, kendi hayatımda neler yapabilirim? İşte nereleri gezebilirim? Kendime neler katabilirim? Benim şu an öğrenci olarak düşündüğüm o ihtiyaçlar hiyerarşisinde ilk basama daha atlamaya çalışıyorum. Hani barınma sorunumu halledebilmiş değilim. Hani ondan sonra artık diğer ihtiyaçlarıma sıra gelecek. Aslında fazla da bir şey istemiyorum hani. Sadece bir barınabileceğim bir yer, karnımı doyurayım yeter. Hani ilk etapta bu, başka bir şey düşünmüyorum yani. Hani şu anki Ahmet'in sorunları bunlar. Hani umarım gelecekteki Ahmet daha farklı sorunlarla hani hayatına neler katabilir onları düşünebilir. Ya da nereleri gezmek ister onları hayal edebilir. Yani bilmiyorum, hayal kurmak da pek olası değil açıkçası şu süreçte. Çünkü gerçeklerle yüzleştiğimizden dolayı yaşadığımız şartlarda üzücü olan tarafı bu. Merhaba. Manisa'dan İstanbul'a geldim. Arkadaşımı ziyaret etmeye, diğer arkadaşlarımı da ziyaret etmeye. Ve özlemişim İstanbul'u. Şu an size arkadaşımı da göstereyim. Merhaba. Biz de Melih'i çok özlemiştik. Yani İstanbul'dan sonra buraya gelmek tabii daha monoton, daha böyle stabil bir yaşam. İstanbul'un hareketliliği, eğlencesi, sosyal aktiviteleri, sosyal çevreleri falan yok. O yüzden birazcık sıkıntı oldu. Hani ev sahipleri de haklı birazcık. Niye 10 bin liralık bir kira mevzusu kiraya verecek olsa evini 3 bin liraya versin, misal veriyorum hala. Bu durum bilmiyorum nereye kadar sürer. Ama umarım hepimiz istediğimiz şehirlerde yaşayabiliriz. Sıkıntı çekmeden. Zor geçiyor. Hala dediğim gibi eşyalarımın bir kısmı İstanbul'da ve getiremiyorum. Bir misafirim geldiği zaman rahat ettirebileceğim bir kanepe takımı almak istiyorum mesela. Ya da balkona bir tane masa sandalye almak istiyorum ama alamıyorum. Yani baktığın zaman sana destek olabilecek kimsen yoksa eğer borçlarla emeklemeye çalışıyorsun. Belki bir gün yürürüz. Şimdi taşındık, tamam, her şey güllük gülistanlık değil. Şimdi biz bu sene bunu borçla harçla yaptık da bizim kazancımız zaten düşüyor, artmıyor. Yani bu son enflasyon, kira artışları, zamlar, marketteki, pazardaki, şuradaki, buradaki. Yani artık biz geleceğe dair hiçbir umut taşımıyoruz. Bütün umutlarımız gitti, hayallerimiz gitti. Tamam hadi biz bir şekilde
yarı yaşa geldik. Bundan sonraki nesil ne yapacak? Yani biz sebze pazarına gidiyoruz. Semt pazarına, sanki sebze müzesini geziyoruz. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum tabii. O, yani ben isteyerek gelmedim de şartlar öyle. Neyse. İstanbul'u özlüyorsunuz galiba. Evet. Gerçi özlüyor muyum? Benim tanıdığım İstanbul değil artık. İstanbul, İstanbul değil artık. Kaç yıl İstanbul'da yaşadınız? Doğduğumdan beri. 64 yaşındayım. İstanbul lafı geçince duygulanıyorum. Artık halk bunları düşünmesin. Saygılar, sevgiler. Benim gibi mağdur olan herkese de geçmiş olsun diliyorum. Selamlar efendim.